Merhabalar. Akciğerdeki sıvı tedavisini daha doğrusu sıvının nasıl neden olduğunu anlatacağım yayınıma hoş geldiniz. Göğüs cerrahi, ben yorumları kapatayım. En sonda sorularınız için açayım. Öyle daha iyi ilerleyeceğiz. Şöyle kapatıyorum. Hepinize tekrardan merhabalar. Bugün pleural efüzyon dediğimiz biz göğüs cerrahi ve diğer doktorların durumun neden önemli olduğunu, hani yakınlarınızın birinde akciğerinde sıvı birikmeden, sıvı birikmesi olduğunda öğrendiğiniz durumun vatandaşlarca, sizlerce, normal tıp dışındaki kişilerce anlaşılması için bu yayını yapma kararı aldım. Neden? Aslında biraz daha bu üzüntülü günlerimiz geçsin diye bekliyordum ama aksine bu dönemde çok önemli olduğunu düşündüm. Bugün çünkü 4,5 litre sıvı boşalttım ben 3 farklı hastanın akciğer zarları arasında. Öncelikle tanımını yapalım. O yüzden öne aldım bugün nefes pleural efüzyonu anlatmayı. Pleural efüzyon, pleura akciğer zarı demek. Efüzyon da su birikmesi demek. Orada sulu bir birikim olması demek. Pleural efüzyonda akciğerin iç ve dış zarları arasında sıvı birikimi, pleural efüzyon dediğimiz, akciğer sıvısı dediğimiz durum. Aslında pleural efüzyon bir hastalık değil, bir sonuç. Semptom dediğimiz bir şikayet, bir oluş durumu. Yani altta yatan bir neden pleural efüzyon dediğimiz durumu yaratıyor. Aynı demir eksikliği anemisi gibi. İşte ya demir alımı eksik ya da taşınmasında sorun var ya da demir kaybediliyor. Demir eksikliği anemisi de bir hastalık değildir. Bir semptom, bir bulgudur ortaya çıkan. Aynı bunun gibi pleural efüzyon dediğimiz akciğerde sıvı toplanması da ortaya çıkan bir sonuçtur arkadaşlar. Biz bu sonucun oluşmasını mı bekleyeceğiz? Ya da ciğerlerimizi güçlendirecek miyiz? Sizlerin ciğerleri özgür ve güçlü olmadan benim ciğerimi de daraltıyor. O yüzden bunları bu kadar net ve sık anlatıyorum. Şimdi akciğer dokunuza dair nasıl sıvı birikiyor? Akciğer zarları, pleura dediğimiz akciğer zarları, iç zarlar ve dış iç akciğer zarı ve dış akciğer zarı şeklinde ikiye ayrılıyor. Ve buradaki iç zar ve akciğerin kendi baloncuklu dokularının arasındaki intertisyum dediğimiz hücre, inter aralık demek, tisyum doku. Dokular, akciğer hücre dokuları arasından çıkan sıvı, üretilen sıvı ve iç akciğer zarı, dış akciğer zarından aralığa salınan sıvının dış akciğer zarınca ölçülen emilmesi 0,01 mililitre kilograma ölçülmüş. Ancak biz akciğer, anlattığım o küçük altındaki şu toplarla yapılan ya da şu yapılan burundan alma nefes egzersizleriyle emilimi 20 kat güçlendirebiliyoruz. Nasıl oluyor? Şimdi benim gördüğüm ciğeri siz de görün istedim. Ben bunun içini yandan açıp gördüğümde bakın şu sol taraf, dördüncü şu arkadan vertebra dediğimiz omurilik kemiklerini görüyorsunuz. Dördüncü omurilik kemiğinin orada ikiye ayrılıyor, karina dediğimiz. Sağ taraf biraz daha aşağıya. Dışında aynı şu ince çorap gibi visceral pleura dediğimiz iç akciğer zarı var. Dış akciğer zarı da göğüs kafesimize yapışık. İç akciğer zarının içinde 3 bölme var. 3 büyük bölme sağda, solda 2 büyük bölme var. Üst lob, orta lob, alt lob.
İşte bu balonların daha iyi şişmesi durumunda burada plora dediğimiz bu dış plora zarının şu köşelerinden eminim oluyor. Zaten kayganlaştırıcı plöral sıvı dediğimiz bir sıvı var orada. 50 ila 100 mililitre. Ama yaşlı ve başka bir ek hastalığı olan kişiler, en sık kalp yetmezliği hastaları. Şimdi kalp yetmezliği hastası bu şekliyle kaykıldığında, şöyle yattığında ne yapıyor? Zor nefes alıyor zaten. Böyle hafif kaykılarak yatıyor. Arka kısmında, göğüs kafesinin şu alt arka kısmında, şuradan şöyle arkaya doğru gidiyor yapıyor. Şurada birikmeye başlıyor. Bu ne zaman ki 200-300 mililitreyi aştığında şurada filmde birikme görülüyor. Ve işte o biriken kısmı biz boşaltıyoruz. En sıklıkla plöral efüzyon dediğimiz durum kalp yetmezliğinde oluyor. İkinci, neyde oluyor? Parapnömonik efüzyon dediğimiz, özellikle iki taraflı olduğunda kalp yetmezliğinde oluyor. Tek taraflı da pnömoni dediğimiz baloncukların iltihabına eşlik eden su birikimi oluyor. Ama burada ana mekanizma ya üretim daha fazla oluyor altta yatan hastalığa bağlı olarak, ya da emilim azalıyor, yani denge bozuluyor. Eğer ki sizin bir nefrotik sendrom gibi, yani proteininizi düşüren oradaki damar içi proteinlerle, işte hücreler arası sıvıyla oranları bozan bir durum varsa, hücre dışına intertisyum dediğimiz aralığa, üçüncü boşluk dediğimiz yere daha fazla sıvı birikmiş oluyor. Ve bu da en sıklıkla akciğer zarları arasında oluyor. İşte o yüzden karaciğerdeki bir yetmezlik, bir protein düşüklüğü, geçirilen bir enfeksiyon, böbrek yetmezliklerinde, kalp yetmezlikleri zaten söyledim en sık, gelişen bir kanser tablosu, akciğer zarlarının direkt ya da akciğer içindeki dokuların iltihabı, akciğer zarları arasında en sıklıkla sıvı birikmesine sebep oluyor. Ya üretim artıyor ya da emilip dolaşıma karışması azaldığı için. Sizin havuzunuz var, akciğerleriniz havuz, kalbiniz pompa, vücudunuz tarla. Tarladan toplanıp gelen su havuzunuzda birikiyor. İşte tarlanızda sağ kalp yetmezliğiniz varsa havuzunuzda su artıyor, pulmoner hipertansiyon olabiliyor. Çünkü doku devinimi, dolaşımı sağlayamıyor. Başka sebeplerde de olabiliyor ama en sıklıkla. Yine sol kalp yetmezliğinde plöral efüzyon daha sıklıkla oluyor. Çünkü pompa atamıyor. Kalp neydi? Su motoru, tarlaya pompalayacak su motoru. Sol kalp yetmezliğiniz var. Arkasında ne var? Havuz, akciğerleriniz. Sağ ya da sol kalp yetmezliklerinde en sıklıkla akciğerlerin bu efüzyon ve interstisyal akciğer hastalığı gibi pulmoner hipertansiyon bulguları ortaya çıkabiliyor. O zaman bizim nefes egzersizleri yapmamız kardiyak kapasitemizi de çok çok iyi yönde etkileyecek. Pek çok aritmi ve efüzyon zaten kalp yetmezliğinin eşlik eden yamağıdır. Hemen birlikte seyreder. O zaman biz boşaltma gereği duymadan, gerek oluşturmadan düzenli nefes egzersizlerimizi yapalım. Kalp yetmezlikli hastalarda, kanser hastalarında emilimin bozulumu, tümör hücrelerinin lenfatik akımı, plöral sıvı emiliminin dengesini bozmasından dolayı birikim çok daha fazla oluyor. Başka belirtmek istediğim var mıydı? Bugünlerde neden çok önemli? Bizim 50-100 mililitre kadar salınan
Plural efüzyonumuzun emilimi 0.01 mililitre kilograma emiliyor ya 70 kiloluk bir insanda. Bunu yaklaşık işte günlük 500 mililitreyi işte üretip emiyor ya vücut, arada 50-100 mililitre işte atıyorum 600 üretiyor, 500'ünün emildiği kabul ediliyor kitabi bilgi. Bu aradaki kayganlık sağlayacak iç ve dış zar arasındaki miktar, eğer ki biz etkin solumazsak, yani kaburgamızdaki bir kırıkla ya da işte bir kanser, ülser, karaciğer sirozu, böbrek yetmezliği, travma vücudumuzun herhangi bir yerinde, kolumuzdaki kırık, karından geçirdiğimiz bir ameliyat vesaire vesaire, ağrı yaratan bir durumda derin almıyorsak, depresyonda, bugünlerde hepimizin acısıyla, üzüntüsüyle 50 mililitrelik nefes almaya utanıyorsak, azıcık azıcık soluyorsak, işte emilim azalmış oluyor. Hani 20 kata çıkarabildiğimiz o akciğer salgısı sıvısının emilimini azaltmış oluyoruz. Hal böyle olunca orada birikim olmuş oluyor. Kaburga kırıklarından sonraki plural efüzyon dediğimiz orada bir sıvı birikmesi. Ama bu eğer kan vasfındaysa hemotoraks diyoruz. Sönme ise pnömotoraks diyoruz. İşte biz onları müdahale edip düzeltmek durumunda kalıyoruz. Ben yine bugün Hatay'dan gelen bir amcanın kalp yetmezliğine bağlı, muhtemelen zaten vardı ama son günlerde geçirdiği üzüntü ve sıkıntılı süreçlerde etkin nefes almamasıyla aktive olmuş ve burada misafir edildiği bölgeden acilde değerlendirdim hastayı. Plörik kanımızı taktık, 1,5 litre boşalttık. Amca ağlıyordu. Amcacığım ağlama dedim. Senin gözlerin gülmeden bizlerin de gözleri gülmeyecek. Yine başka bir hastamızda kaburga kırıkları vardı. Ona da acilde nefesine teşekkür etmeyi, toplarla çalışmayı öğrettim. Acildeki hanımefendi topları çekmeyi, üflemeyi başarabildi. Çekmeyi başaramadı. İlerleyen süreçte ağrısının azalması için bunları çalışmak durumunda. Eğer çalışmadığında akciğerdeki balonlar bu şekilde havalanmadığında bakınız böyle sönüyor. İşte bunların içindeki salgılar iltihap yapıyor. Yan tarafına eşlik eden bölgeye de sıvı birikmesi yapıyor. Sonra eğer çalışmazsan bana başvurmak zorundasın dedim teyzeye. Acildeki o şekildeydi. Serviste yatan yine depremzede bir hanımefendiyle konuştuk. Onun da kaburgasında kırıkları vardı ama maşallah o tek topu havalandırdı. Ondan sonra üflemede de tek topu havalandırdı. Yok yok dedi, ben dedi yaparım, anladım sizin dediğinizi dedi. Ona da hemen ayak üstünde hızlıca bir anlattım. Yapılacakları gösterdim. Bak dedim, ben buradayım. Eğer çok azıcık böyle bir kan sızıntısı vardı, eğer ki bu kan sızıntısı artmış olursa yine bana geleceksin. Ben onu boşaltmak zorunda kalacağım ama top sende. Ne kadar güzel çalıştın. O kanın orada birikmesini önlemiş olacaksın dedim. Çünkü göğüs duvarının içine bu balonlar şişerek bastırdığında kanamayı da durduruyor içeride. Ayrıca zaten etrafındaki damarlarda, buralarda ağrı kesici, antidepresan, antihipertansif, vücudun sağlıklı çalışmasını sağlayan moleküller salınıyor diye öğrettim. Benim söyleyeceklerim aşağı yukarı böyle. 70 kiloluk bir insanda aşağı yukarı 500 mililitre emildiği kabul ediliyor. Ama işte bunun üretiminin artışına neden olacak hastalıkların hangimizi ne zaman bulacağı, emiliminin azalmasına neden olacak şeylerin ne zaman karşımıza çıkacağını bilmiyoruz. Kanserler kötü piyango. Bilet almadan da birimize çıkabiliyor. Yanlış yaşam
şartlarıyla. Her gün binlerce kanser hücresi yapılıp vücudumuzdaki koruma antikanser sistemlerle yok ediliyor. O yüzden hangimize ne zaman kötü piyangonun vuracağını bilmiyoruz. Uzakta olsun. Hepimiz kolaylıkla, ferahlıkla şifalı nefesler alalım. Tüm bedenimize şifa sağlayalım. İşte bu yüzden sizlere nefes konusunda bu farkındalığı kazandırmak istiyorum. Aslında hani şu toplarımız olmasa da 12 kat diyaframın aşağıya inmesiyle işte ön yaprakları, yan yaprakları, ben çok sayıda diyaframı diktim, biliyorum. O yüzden ciğerinizde 1,5 litre sıvı varken sağdan aldınız, soldan aldınız, 5 kere aldınız, ağzınızdan aldınız, burnunuzdan verdiniz. Bunları tartışmanın alemi yok. Ki ben şu kadar 8 litre sağ akciğerden kanlı su boşaltmış bir insanım. Somali'de osteosarkom hastamda. O yüzden bunları tartışıp konuşmanın öneminden çok sizin uygulamanız çok çok önemli. Lütfen hayata geçirip sevdiklerinizde nefes yönetimini al, kocaman burnundan karnına elini koyun, karnının kalktığını hissedeyim deyin yakınlarınıza, sevdiklerinize. Aldırıp bekletin. Sakince boşaltmasını sağlayın, yönetin.